Nefret ettiğiniz bir meslek dalı var mı? Hayır. Yok. Düşündüm, hayır. Çok güzel. Görüntülü sorumuz Pamela'ya gelecek. Görüntüdeki Yalçın Çakır programının adı neydi? Soruyoruz. Her şeyine katlandın seni. Daha ne yapayım ben? Benden buraya kadar ne yapayım ya? Ne yapayım? Ben erkekliğimi unuttum be. Aynı sorunu ben de yaşıyorum seninle birlikte. 7 yıldır aynı sorunu yaşıyorum ben ya. Erkekliğimi kaybetti. Ahmet bir sakinleş bak, bir güzel güzel konuşalım. Çünkü benim derdim şu yuvayı kurtarmak. Ben sakinleşemem be. Ne zaman sakinleşirsin? İlişkiye erince geçerse o zaman ancak sakinleşirim. İyi de o zaman şu anda böyle bir çaremiz yok demek ki. Şu anda sakinleşme şansın da yok kardeşim yani. Ben de olsam ben de sakinleşmem. 20 yıl. Evet, evet. Yalnız laflar üst üste bindi. Yani değil mi cevaplarla? Cevaplar Yalçın's and Dragons, yüzleşme, genleşme, acı umut. Acı umut. Yüzleşme. Evet, doğru cevap. Yazın, acılarla dolu. Varşova Paktı nedir? Biliyorsunuz. Sizce Varşova Paktı nedir? Sizce Varşova Paktı nedir? Yüzleşme değil mi, anlaşma? Evet, bir anlaşma tabii ki. Pakt. Doğu bloğu. Rusya, Doğu bloğu. Bravo, doğru cevap. NATO'ya karşı 1955'te kurulmuş olan... Okumayı yarım bıraktığınız bir kitap var mı? Yok. Yalancı. Vallahi. Yalancısın. Ben hep sonunu merak Beni ederim. Beni kandırma. Tamam, bir tane var, onu söyleyeyim o zaman. Üstünüze vazife olmayan şeylere karışır mısınız? Her zaman. Ben. So sen. Sometimes. Hey, can you feel this wrong? Yok, yani çok sevdiğim biri ise karışırım ama sırf gıcıklığına karışırım yani. Sizin sorunuz geliyor. Bunu kim söylemiş olabilir? 10 yıl sonra zirvede çok uçuk yerlerde olacağım. Seda Sayan'la uçakta falan gidiyor. Kim söylemiş olabilir? Bu masadan birisi. Ha, bu masadan. Ha. Genç olması gerekiyor 10 yıl ki böyle sonra. Böyle saçma bir Serenay. Şey söylemesi için. Evet. Felekten bir gece çalmayı nasıl tanımlarsınız? Herkes dikkatlice dinliyor. Hadi, hadi, hadi. Evet. Böyle bir yakışıklı felekten gece çalmayı nasıl tarif ediyor? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi sensin, sensin ve soner olarak felekten bir gece çalacaksın. Bana bunu bir tarif et. Ben de bir süredir felekten gece çalamıyorum. Felekten bir gece ne çalmak? Ne feleği ne gecesi? Çok eğlenmek demek. Dertlerden uzaklaşmak ama demek. Nasıl? Hayır, 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 bu felek olamaz. Yalan söylüyorsun. Bu Pamela'yla olmak demek. Paşa olmak demek. Tamamen, tamamen olması gerektiği gibi buraya kız istemeye gelmiş abi. kız arkadaşımın annesi seyrediyor olabilir. Hanım köylü. Evet. Siz anlatır mısınız lütfen? Samimi bir dille. Saat kaç? Reyhancığım saat kaç? 2'ye 5 var. 2'ye 5 var. 2'ye 5 var. Rahatlıkla konuşabiliriz. Çoluk çocuk hepsi yattı. Yatmadıysa da sorumluluk benden gitti. Rahatça anlatalım. Ama o ailesiyle yaşıyor. Bir de ailesiyle mi yaşıyor? Ama yok sen nasıl... Bitirdin beni Pamela. Ama geçen de sordum sana ya. Yani, nasıl yapıyorsunuz falan diye. Sen dedin ya işte evden gönderiyorum. Ama bu kadar da açık olmayabilirdi yani. Hangi ekiple dizi çekiyorum şu anda? Yani olacak iş değil. Ben bu programı yapamayacağım. Bütün seyircilerden özür dilemek istiyorum. Ve bu konuyu da Emir'den Şiki Şiki isimli şarkıyla... Çorabımın teki hala yok. Başkası var mı peki? Vallahi yok. Gazetenin eki nerede yok. Kafamda var ama bursum yok. Salı diye bir gün sallar yok. Şiki Şiki bir durum. Bu şarkıda da söylendiği gibi şiki şiki bir durum vallahi yok. Ben yok de bu üstüme vazife olmadan bir konuya karışmış oldum i̇şte böylelikle. İşte demin söyledim, her zaman dedim dinlemediniz. İşte o her zamanlardan biriydi. Senin bu Pinokyo ile durumun nedir peki bu arada? Evet. Pinokyo seviyorum herkes gibi. Türk rock müziği sizce doğru yolda mı?
Türk. Rock müziği. Öyle bir sorumluluk aldım ki. Evet. Evet. Bakıyorum kesinlikle doğru yolda. Evet. Hiç at yarışı oynadınız mı? Hayır. Hiç at yarışı oynadınız mı? Hiç. Siz? Evet. Siz. Ben oynadım. Hayır. At yarışı, atlar koşuyorlar. Evet, ben bilmem öyle şey. Ben oynadım. Ben oynadım. İber Yarımadası'nda hangi ülkeler bulunuyor? İber Yarımadası'nda evet. İspanya, Portekiz, efendime söyleyeyim o kadar herhalde. O kadar, evet, bravo. Gerçekten bildi. Bana sorsalar bilemezdim. İber. De. Hiç fil gördünüz mü? Fil? Hep fil. Ne anlamadım? Fil tabii. Yani fil gördünüz bir mü? Bir fil gördüm. Fil, evet. Ama yani televizyonda değil. Yani fili yani. Yok, mesela hayvanat bahçesi. Bayağı borulu falan gördüm, ya. Gördüm. Fıstık verdim. Fıstık falan. Verdiniz evet. File. Hı-hı. Siz hiç fil gördünüz mü? Bir fil. Televizyonda gördüm sadece. Evet. Kendiniz gibi davranmadığınız olur mu? Olur tabii ki. Ne zaman? O da bana... Şimdiye kadar kaç kere ev değiştirdiniz? Belki de bitireceğim. Çok. Ailenizle. Neden? Hiç iki sene üst üste aynı yerde oturduğumuzu hatırlamıyorum. Yazık. Allah kimseye vermiş. Neden? Çünkü bilmiyorum. Annemin babamın işleri dolayısıyla falan herhalde. Yok bence keyifli. Ben severim değişikliği. Tabii. Hep içimden tabii. Doğuştan Don't bana... Cry şarkısı. Evet. I'm gonna crack, don't you ever cry, don't you ever cry. Her müziğe iyi adapte oluyor. Şu sözü kim söylemiş olabilir? Sizin sorunuz geliyor. Haydi. Müziğimiz belli bir konsepte hapsolmuş gidiyor. Ülkemizde kadınlara şarkı söyleyen kimse kalmadı. Bundan rahatsızım ve gidermek yönünde çalışmak durumundayım. Çünkü ülkemde gördüğüm erkek şarkıcılar çoğunlukla şöyle böyle insanlar. Ben bu erkek şarkıcıları erkek olarak görmüyorum. Allah onların tümünün belasını yakında verecek. Bu demin. İnsanlara ihtiyacımız yok. Hepsi bu ülkeden defolup gitsin. Bunu kimse hiç olabilir. Demediniz değil mi böyle bir şey? Siz... Hani demiş olabilirim de devamını dememişsin. Da gene bir şeyler yumuklamış sonunda. Komprador ne demektir? Hiç bilmediğim şeyler soruyorsunuz. Bilerek mi? Komprador. Bilerek sizin aleyhinize şeyler soruyorum. Size karşı kastım, gıcığım var. Sizden nefret ediyorum. Sizi aşağılamaktan büyük zevk alıyorum. Şu anda sizi aşağıladığım için... Korkunç bir mutluluk duyuyorum. Bütün vücudum zangır zangır titriyor. Evet, komprador ne demek? Küçücük kızın üstüne gidiyor. Komprador ne demek? Portekiz küçücük İspanya. Çocuğun... Portekiz İspanya. Doğru cevabı. Komprador ne demek? Bir fikrim yok. Hadi beyefendi hadi. Komprador ne demek? Hiçbir fikrim yok. Komprador. Komprador. Matador'un... Dişisine mi deniyor? Bilmiyorum. Hadi canım. İnan. Matador'un bilmediğim şeyler var hayatta da. Bakın ben de anlamını tam olarak bilmiyordum. Bana göbekli bir adam gibi geliyordu komprador. Ama doğru cevap şuymuş. Yabancı kapitalist sermaye ile işbirliği yapan yerli kişiymiş. Yani bana göbekli bir adam, para babası falan gibi geliyor. Ne komprador adamsın falan filan gibi bir şey yani. Biraz da negatif bir anlam var ama yabancı kapitalist sermaye ile işbirliği yapan yerli kişi olması lazım. Ki Türkiye'de düşünün ki ne kadar çok komprador var. Yabancı şirketlerde ama çalışanlar de, da dahil oluyor. Yine de senin tarifine uyuyor. Hafif göbek, ense. Kim o, ben mi? Hayır. Ha, komprador. Yani, karikatür gibi. Evet. Ülkemizde yok olup giden sanatlara bir örnek verir misiniz? Evet, veririm. Ülkemize kol giden sanatlardan biri aslında... Portekiz, İspanya. Hayır. Ama hayır. Geçen gittiğimde Safranbolu'da görmüştüm benim arkadaşlar. Bastonculuk iyice yok ya, olmaya başlamış. Evet, kesinlikle. Ve ben aldım oradan bir tane, saklıyorum şu anda. Yırtmışlar onlar, her şey düzelmiş. Sen baston aldıktan sonra müthiş çalışıyorsun. Ya baston deyip kurtulayım dedin ama kurtulamıyorsun işte. Ne yapacaksın? Evet, Kingo Disco yapacak bir şey yok. Evet, sizin efendim yok olup giden sanatlar. El sanatlarımızdan. Hiçbir fikrim yok. Çini falan diyeceğim yani. Çini ya. Çini. Sizin bilginiz var mı? Böyle bir konuya girmek istemiyorsunuz. Yok, evet. Beni ilgilendirmeyen konular bunlar. Minyatür sanatı belki. Hiç takip edildiğinizi hissettiniz mi? Takip edildiğinizi. Hissettim. Hakikaten takip ediliyor muydunuz yoksa biraz paranoid bir durum muydu? Yani öyle bir takip değil tabii ki yani de yani
bakılmak, izlenmek, arkamdan gelinmesi falan ama tabii ki yani köşeye sıkıştırıp bir şeyler yapılacak anlamında değil. Yani. Hayır, ben siyasi yani, olarak falan dedim. Ya yok, siyasi olarak değil. Siz hiç siyasi olarak takip edildiğinizi düşündünüz mü? Hiç düşünmedim. Siz? Beni takip edip ne yapsınlar yani? Ne yapsınlar yani? Onun gideceği yer belli. Seda Hanım bizi Edirne'den arıyor. Buyursunlar Seda. Hemşerim. Alo, iyi akşamlar. Ne akşamlar? İyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar, buyurun. Benim Serenay Hanım'a bir sorum olacaktı. Evet. Lütfen. Serenay Hanım, ben sizin oyunculuk performansınızı çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Lale Devri dizisinde sizi izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Orada Kınar karakteriyle ilerleyen bölümlerde aranızda bir şey olacak mı? Evet. Merakımız bu. Aranızda evet, bir şey olacak mı? Biraz o yönde ilerlemeler var ama biz de tam net bilmiyoruz. Aman sakın ağzından kaçırma. Gerçekten bilmiyorum ama. Oradaki Tümay karakteri kim? Tümay diye bir karakter yok. Ben de Lale Devri'nin çok iyi bir izleyicisiyim. Benim gördüğüm Lale Devri'nde Tümay diye bir karakter var. Lütfen beni bozma. Tümay değil, nedir karakterin ismi? Benim oynadığım karakterin ismi Yeşim. Bir de Lale'miz vardı. Emine Sandal oynuyor. Çınar var. Siz ne dediniz? Ne karakter dediniz? Ben duyamadım herhalde. Pınar mı? Evet, ha, Çınar. Ben onu Tümay anladım herhalde. Çınar'ı da Tolga oynuyor zaten. Sağ olsun. Evet. Siz hiç takip edildiğinizi hissettiniz mi? Serenay Hanım'ı biz sinema filminde görebilecek miyiz ilerleyen zamanlarda? İnşallah. Onunla ilgili evet şeyler var. İnşallah. Sizin yaşınız kaç? 20. Yemezler. Ama 20. Çok zor geldim bu yaşa. Kısar etme. Yok, gerçekten yaşım 20. Ben üniversite öğrencisiyim. Vay. Türkiye'de evet, tek. Efendim? Evet. Pamela'nın hangi şarkısını daha çok seviyorsunuz? Pamela Spence var ya, yabancı arkadaş buradaki. İstanbul seni kaybetmiş. Ay, ben de çok seviyorum onu. Ortak yönlerimiz çok demek ki Okan Bey. Okan Bey ortak yönümüz çok güzel. Hangi şarkını söylemek istiyorsun? Benim Farkım. Benim Farkım. Ya. Alkışlıyoruz Pamela'yı. Alkışlıyoruz.